Şimdi zekat bir ibadet. Zekat bir ibadet olduğu için ibadeti adetten ayıran şey ibadetin niyet ile yapılıyor olmasıdır. Binaenaleyh bir kimse zekatını verirken bu zekatımdır diye niyet ederek verir. Bunu karşı tarafa söylemesine gerek yok. Niye? Karşı tarafa söylediğinde belki rencide olabilir, belki üzülebilir. Bu birinin emanetiydi der ve bir zarfın içerisinde vereceğini verir. Nihayetinde her şey elimizdeki birinin vahidül ahad olan Allah'ın emanetidir. Böylelikle karşımızdaki insanı da rencide etmemiş oluruz. Ama ben sizin adınıza sizden habersiz zekat verdiğimde siz onun niyetinde olmadığınız için evet bu bir hayır olur ama zekat olmuş olmaz. Binaenaleyh ama eğer ben sizin malınızı çalıştırıyorsam siz beni fabrikaya müdür olarak tayin ettiniz. O fabrikanın her şeyinden sorumlu olduğum için onun zekatından da sorumlu olurum. Binaenaleyh zekatını öderim. Yani o malın zekatını öderim. Mal sizin de olsa, başkasının da olsa fark eden bir durum değil. Ama hariçten sizin zekatınızı ödemem, sizin namazınızı kılmam gibidir. Binaenaleyh burada asıl olan kişinin vekaletini alıp ödemektir. Ama birinin borcunu kapatmak meselesi farklı bir meseledir. Eğer ödenecek olan bir borcu kapatıyorsa biri, onu zekatına mahsup edebilir. Nihayetinde kendi zekatını ödüyordur. Borç ödemekte onun size vekalet vermesine gerek yok. Mesela eskiden yaparlarmış böyle zimem defteri denilen bakkallardaki defterleri işte şu sayfadan şu sayfaya ne tutuyor hesapla. Çünkü gariban adam veresiye alışveriş yapar. Parası olan adam niye gitsin veresiye alışveriş yapsın? Fakat birbirimizin zekatını birbirimizden habersiz ödediğimizde niyet meselesi sıkıntıya girmiş olur.